Konuyla ilgili olarak yapılacak etkinlikler şu an itibariyle yasaktır. Lütfen pandemi kurallarına uyarak bu kurallar çerçevesinde ayrı bir şekilde durun. Nedir yani? Evet baba. Lütfen sizden ricamız. Biz sağlık hakkı talebi için buradayız ya. Biz sizi anlıyoruz. Biz de emir kuluyuz. Bize emir de talimat gelirse onu yapalım. Bir dakika. Bir dakika konuşalım. Talimat doğrultusunda hareket ediyoruz. Fatih Kaymakamlığı'nca alınmış bir yasaklama kararı var. Bunu zaten ben geldim. Siz orada da bildirdim. Tebliğ de yaptık. Sizden ricamız. Bu konuyu fazla büyütmeden buradan dalmanız. Hayır. Fatih Kaymakamlığı'nın kararı yasa dışıdır. Tutan ağzı tutarsınız, götürür savcınıza verirsiniz. Siz açarsınız. Siz yasaklama kararı hakkında gidersiniz, şikayette bulunursunuz. Hayır, yok. Bu yasaklama kararı doğrultusunda biz size burada izin vermeyeceğiz. Biz de bu yaşam hakkı için buradayız. Yaşam hakkı. Bunun şu ayrı bir konu. Çalışanları yaşam hakkımızdan vazgeçmiyoruz. Ölümleri durdurun sloganıyla Çemberitaş'ta yani İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün bulunduğu noktada bir eylem çağrısı yaptı. Burada bir basın açıklaması yapacaklardı. Ancak emniyet güçleri eylem izinlerinin olmadığı gerekçesiyle sağlık çalışanlarına müdahale etti. Siz kendi davranıyorsunuz. Anayasaya ayaklara falan diyorsunuz. Arkadaşımız 100 bin vatandaş öldü. Neyi engelliyorsunuz? Yasal açık basın açıklaması. Dünya Sağlık Örgütü'nün 4. aşamasına gelmiş vaziyette Türkiye. 4 aşamalı salgınları sınıflandırıyor ve 4. artık kontrolsüz bir katliama dönüşmüş vaziyette. Onun sorumlusunu göstermek için orada yapmak istedik. O engellendi ama bu sorumluluğu göstermemizi kimse engelleyemez. Bu ülkede 400 sağlık çalışanı, resmi rakamlara göre 35 bin, gerçekte 100 bin vatandaşımız öldüyse, bu İstanbul bir kez daha Türkiye'nin Wuhan'ına döndüyse, bunun sorumlusu İstanbul Sağlık Müdürü'dür. Bunun sorumlusu Sağlık Bakanlığı'dır. Bunun sorumlusu o Sağlık Bakanlığı atayan AKP saray rejimidir. Ve bu sorunların peşini bırakmayacağız. Bu mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum. Yaşam hakkımızdan vazgeçmiyoruz. Ölümleri durdurun. 13 Nisan Çarşamba günü Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan 2 haftalık kısmi kapanma, 1 Mart'tan bu yana uygulanan kontrolsüz normalleşememe halinin nedenli başarısız olduğunun ifadesidir. Yeni kısıtlamalar adı altında alınan önlemler de iktidarın pandemi sürecine dönük bilim dışı bir anlayışının ürünüdür. Alındığı söylenen önlemler
ölümleri durdurmayacak, sağlık çalışanlarının karşılaştığı zorluk koşulları değiştirmeyecektir. Pandemi yoksulları ve işçileri vurmaktadır. Her gün bir uçak dolusu yurttaşımızı toprağa veriyoruz. Her gün ortalama bir ilimizin nüfusu kadar yurttaşımızı hasta eden pandemiyle ve pandeminin kötü yönetimiyle karşı karşıyayız. İktidar, bilimin, meslek örgütlerinin sesine kulağını tıkamakta, sermayenin çıkarlarına uygun kararları uygulamaktadır. Bu tedbirler paketi halkı oyalama paketidir. Yaşadıklarımız Gabriel Garcia Marquez'in Kırmızı Pazartesi romanındaki gibi her şeyin herkesin gözü önünde olmasını andırıyor. Böyle olacağını başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere bütün yönetenler biliyordu. Ancak tüm uyarılarımıza rağmen gereken önlemleri almak yerine tabloyu seyretmekle yetindiler. Baştan beri yaptıkları gibi hala salgını yönetmek yerine algıyı yönetmeye çalışıyorlar. Aşı umudu tacirliği yaparak insanları oyalıyorlar. Mızrak çuvala sığmayınca da maske, mesafe, hijyen tekerlemesiyle suçu vatandaşlara atıyorlar. Hastanelerimiz COVID-19 hastalarıyla doldu. Yeni açılan servisler dahi ihtiyacı karşılamaya yetmiyor. Yoğun bakımlarda yer bulunamıyor. Her gün çaresizlik içinde yeni ölümlere tanıklık etmekten tükeniyoruz. Bu tablodan sadece COVID-19 hastaları değil, COVID-19 dışı hastalarımız da mağdur oluyor, ertelenemez sağlık sorunları için gereken hizmete ulaşamıyorlar. Yeter, bin defa yeter. Bu kabusu hep birlikte durduralım. Türk Tabipleri Birliği olarak bugün bu saatte sağlık çalışanları olarak iktidarı uyarmak, topluma çağrıda bulunmak için yaşam hakkımızdan vazgeçmiyoruz, ölümleri durdurun diye haykırmak için Ankara'da Ulus Meydanı'ndayız ve Türkiye'nin bütün illerinde de sağlık müdürlükleri önündeyiz. TTB olarak iktidarı bir kere daha uyarıyoruz. Geç kaldınız, önlenebilir ölümleri önlemediniz. Her gün yüzlerce insanımızı kaybettiğimiz son durumda acil adımlar atılmalıdır. Mevcut sağlık politikalarının başarısız olduğu artık kabul edilmeli. Sağlığa bütüncül bakan yeni bir sağlık sistemi kurulmalıdır. Pandemiyle mücadelede derhal geniş katılımlı yerel pandemi kurullarına devredilmelidir. Bu sürece sağlık, emek, meslek örgütleri, toplum dahil edilmelidir. Çalışanlar sosyal ve ekonomik hiçbir kaybı uğratılmadan AVM, fabrika, lokanta, atölye gibi kalabalık yerler derhal kapatılmalıdır. Uluslararası dolaşım en aza indirgenmeli, yalnızca çok gerekli şartlarda olmalı. Aşılamada hedef toplumsal bağışıklık olmalı. Sağlık çalışanlarının mevcut pandeminin yükü yetmezmiş gibi iktidarın vurdum duymazlığıyla daha da tükendiği görülmektedir. COVID-19 hastalığı meslek hastalığı kabul edilmelidir. Bilim insanlarına çağrımızdır. Verilerin kamuoyu ile paylaşılmadığı, bağımsız bilimsel çalışmaların engellediği şartlarda sınırlı sayıda da olsa eldeki mevcut verileriyle ülkenin, bölgelerin, risk gruplarının özgün durumlarının gösterilmesi gerekmektedir. TTB bilimsel sorumluluğu almaya hazırdır. Topluma çağrımızdır. Sosyal haklarımızın korunması, temel gıda, su, ısınma, barınma, temizlik ihtiyaçlarımızın karşılanması salgınla mücadelede iktidarın görevidir. Ekonomik çıkarlar için sağlığımızı hiç atarak çalıştırıldığımız iş yeri ortamlarına gitmemeyi talep etmek en doğal sağlık hakkı talebimizdir. Hareketliliği azaltıp bulaşı önlememiz için ekonomik destek, zamanında aşılama, şeffaf bilgi edinme yurttaşlık haklarımızdır. Uyarılarımıza rağmen yanlış sağlık politikalarında ısrar edilmesi sosyal cinayettir. Toplumun ve sağlık çalışanlarının canını, sağlığını riske atan vurdum duymazlığına daha fazla tahammülümüz kalmamıştır. Siyasi ve ekonomik çıkarları değil, insanı önceleyin. Artık tükendik, söylenecek sözümüz yok. Çığlığımız da buradayız. Bu çığlık hepimizin. Kamuoyuna ve basına saygılarımızı da duyururuz. İstanbul Tabip Odası, İstanbul Diş Hekimleri Odası, İstanbul Eczacı Odası, İstanbul Veteriner Hekimleri Odası, Sağlık ve Sosyal Emekçileri Sendikası, İstanbul Şubeleri, Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası, tüm radyoloji teknisyenleri ve teknikerleri derneği. Ne yazık ki iktidarın yürütemediği salgın ve pandemi süreci nedeniyle bütün vatandaşlarımız patır patır ölüyorlar ve pisi pisi ölüyorlar. Bugün burada tabip odası ve diğer bileşenler iktidara bu sorunu hatırlatmak için buraya geldi. Arkadaşlar, ben bugün şunu çok net söyleyebilirim. Ben iktidara hiçbir şey hatırlatmıyorum. Her şeyi, neyi yapmadıklarını görüyorum. Sadece ve sadece halkımızla birlikte onların sağlığı için
bir hekim olarak hem yaşamak hem yaşatmak istiyoruz ve bunu vatandaşlarımızla da paylaşacağız. Ve İstanbul'da en önemli şey şu süreçte mutlaka ve mutlaka tam kapanma olmalı. Bu süreç şeffaf, bilimsel koşullara uygun olarak ve vatandaşın sorunlarını çözüme dönük olarak yeniden planlanmalıdır. Çok kötü bir süreçten geçiyoruz. Bugün zaten İstanbul Sağlık Komisyonu olarak da tam kapanma zorunluluğu ve gerekçelerini bildiren bir raporda yayınlayacağız. Yaşasın!